Bir yıla daha veda ediyoruz. Yani 2024'ü heyecanla ve umutla tekrar bekliyoruz ama her yıl yaptığım gibi şöyle bir geriye dönüp bakmak istiyorum. Fakat bu sefer bunu yalnız yapmadım, sizleri de işin içine kattım. Zira sosyal medya hesaplarında bir soru sordum. 4 tane şık verdim. 2023 sizin için nasıl geçti dedim. Toplamda 128 kişi yanıtlamış bu anketi. %37'si bu yılı kötü olarak nitelendirmiş. %27 işte demiş. Fena değildi diyenlerin sayısı da %20'de kalmış. Harika diyenlerin oranı da %5. Şimdi de şu soruyu sormak istiyorum. En son harikaydı dediğiniz yıl hangisiydi? Bu sorunun bendeki yanıtı 2018 diyebilirim. 2018'den sonra ben kendimi sıkışıp kalmış gibi hissetmiştim. O yüzden 2023 çok önemliydi. Şimdi buradan bakınca 2023 bizim için gerçekten harika geçti diyebiliyorum. Hülya ile çok gezdik. Son herhalde bir 10 yıldır falan tatil yapmıyorduk. Bu kadar uzun bir aradan sonra bir yurt dışı gezisi yaptık mesela. Yani bana bu yıla dair bir başlık ver desen bol bol gezdiğimiz macera dolu, keşif dolu bir yıldı diyebiliyorum. Zaten konuya da buradan girmek istiyorum. Ya böyle biraz didaktik masal anlatan amcalara benzemedim böyle oturunca? Arkada ateş yanar, kucağında kedi falan. Sevgili çocuklar, 2023 yılı Burcu, Bülent ve Taşlan'la güzel bir dostluğu filizlendirdiğimiz harika bir yıl oldu. Bu dostluk yaptığımız sezon dışı kısa gezilerle iyiden iyiye pekişti. İlk olarak 2-3 gün Gökova'da harika bir zaman geçirdik. Yani bol bol oyun oynadık, tadında yenmez sohbetler yaptık. Ve bunu tekrarlamalıyız duygusu bizi daha sonra Kaş, ardından da Doğanbey köyüne götürdü. Tabii bununla da kalmadık. Gittiğimiz yerlerin çevresindeki öğren yerlerine gezdik. Yani Patara'dan Santos'a, Didim'den Milet'e falan dolaştık. Sezon dışı tatil yapmak daha rahat hareket etmene yarıyor. Kalabalıklardan uzak, sıcaktan azade. Bu sana biraz da şeyi sağlıyor. Hem özgürce dolaşabilmeni, hem o tarihe dokunabilmeni, bazen dinleyebilmeni, hatta koklayabilmene de yarıyor. Yaptığımız her kaçış heyecan verici yeni fikirlerin fitilini ateşledi ve aynı zamanda kendi maceralarıma da bir zemin hazırladı. Yıllık uzun bisiklet turları benim ritüelimdir. 2018'den sonra mücbir nedenlerden dolayı buna biraz ara vermiştim ve bu aziz geleneğin geri gelmesini istiyordum. Yapacağım turun bir önemi vardı. Çünkü bilenler biliyor, bundan 9 yıl önce ben İstanbul'dan bir bisiklet turu marifetiyle Bodrum'a taşınmıştım. Şimdi bunu tekrar etmek bilmem ne falan güzel olacaktı. Bu geride bıraktığımız zamanı taşlandırmak istiyordum. Sezon dışı geziler sırasında dolaştığımız o öğren yerleri, koca koca medeniyetlerin, o zenginliğin, ihtişamın da geçici olduğunu göstermişti bana. Nitekim benim de ömrüm bundan azade değil. O halde yapmak istediğim bir şeyi ertelememeliyim diye düşündüm. Tur rotasını titizlikle planladım. Özellikle uçmak dereyi tırmanmayı çok istiyordum. Zira bisikletleriyle oraya giden insanların anlattıkları bende böyle inanılmaz bir merak uyandırmıştı oraya dair. Zira zorlu yokuşlardan çok insanı büyüleyen o manzarasından bahsediyordu. İnsana huzur veren yolları, inişleri, çıkışları, virajları falan. Uçmak dereyi ben de programımı aldım. Bu nedenle rotayı Tekirdağ üzerinden geçirdim. Çanakkale'ye varacağımı biliyordum nihayetinde. Oraya gitmişken de Bozcaada'ya uğramaya karar verdim. Zira kendime biçtiğim ikinci görev, oradaki bağımızı satıp satamayacağımızı, ne durumda olduğunu falan öğrenmekti. Zira Marmaris'teki arsamızın üzerine, Selimiye'deki arsamızın üzerine bir ev kondurmayı planladık. Ya biz bu planı birkaç yıldır düşünüyorduk aslında ama Bozcaada bize çok uzaktı. Bir araştırma yapmak falan filan istiyordum aslında. Ben de dedim ki o zaman bu fırsatı değerlendireyim ve Bozcaada'dan yolumuzu geçirelim. Bunun dışında küçük özel görevler de koydum. Yani ne bileyim, akraba ziyareti, şu bu, orada bir arkadaşım varsa göreyim falan gibisinden. Dolayısıyla rotayı biraz da bu görevleri tamamlaya gitmek üzerine kurguladım. 23 Nisan sabahı Ortaköy'deki otelimizden çıktığımız gibi başladığımız tur 13 gün sürdü. 1100 kilometre yol kat ettik. 7 tane şehri ardımızda bıraktık. Ve bu yolculuk boyunca aslında bir sürü güzel macera, hikaye ve anı biriktirdik. Yolda bana sırasıyla Ali, Tarık ve Tayfun abi eşlik ettiler ve her biriyle de bambaşka hikayeler yazdık. Farklı maceralar yaşadık. O yüzden onlara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayatımda yaptığım en güzel bisiklet turlarından birini bana armağan ettikleri için. Ali ile tırmandığımız Uçmakdere, Şarköy-Çanakkale arasında çamura saplandığımız gün,
Tarık'la yaptığımız geyik bir tabaklı geçişi ve Tayfun abiyle tamamladığımız kıyı kışlacık rampaları benim bu turda unutulmaz anılarım arasına girdiler. Yağmur, çamur, dik yokuşlar, ya tüm zorluğuna rağmen içinden geçtiğimiz yollar, köyler, manzaralar bize büyük ödüller verdi. İyi ki bu turu ertelememişim diyorum. Yıl sadece Türkiye maceralarıyla geçmedi. Teknik olarak alt komşumuz olan Orçun, ki biz onu aileden sayarız, sene başında yeni ufuklara yelken açmak üzere Barcelona'ya taşınmıştı. Ve onun Barcelona daveti bizde yeni bir planın fitilini ateşledi. İstanbul Bodrum bisiklet turunu tamamladıktan sonra Hülya ile oturup Barcelona gezimizi planlamaya başladık. Zaten sık sık Kos'a gidip geliyoruz. Daha sonra belki diğer adalara da gideriz diyerek vizemizi Yunanistan'dan almıştık. Hani böyle birkaç kere Kos'a gider gideriz, başka adaları görür, öyle Barcelona'ya gideriz diye hesapladığımızda maliyetin çok yükseldiğini gördük. O yüzden biraz revizyon yaptık. Dedik ki neden direkt Atina'ya gitmiyoruz? Bir 5 günde Atina'da geçirelim. Hemen Atina biletlerimizi aldık. Barcelona'ya da Atina'dan uçmaya karar verdik ki bu gerçekten maliyetleri bizim için biraz daha düşürdü. Atina'da 5 gün boyunca günde ortalama 20-25 bin adım attık. Yani her yeri yürüyerek gidip geldik. Monastrakis'inden Plakas'ına, Kolonakis'inden işte Omonia'ya, Exarchia'ya falan böyle Akropolis'in etrafındaki bütün sokaklara girdik çıktık. Ama sadece bununla da kalmadık. Turistlerin pek gitmediği, daha arka mahalleler, arka sokaklar, farklı semtlere de dolaştık Hülya ile birlikte. Ne bir araç kiralama ne de toplu taşıma kullanma ihtiyacı hissettik. Yani demek istediğim, belki de Atina'yı biraz böyle ruhumuza kazıdık. Atina ile hani bana çocukluğumdan bir kesit sunduğu için, İçinde büyüdüğüm mahalleyi, komşulukları, oradaki neşeyi, kahkahayı hatırlattığı için duygusal bir bağ kurdum. Mesela Mihail ile beraber oynardık. Yorga amca ve Marika teyzenin elinde büyümüştüm zaten. Ve onları görmek, onlara sarılmak bence dünyaya bedeldi. Böyle gözyaşları içinde bir buluşma oldu. Ne kadar çok özlemişiz birbirimizi, ne kadar çok anımız varmış. Yani bir anda çocukluğuma döndüm. Ve Atina'dan gerçekten bu özel duygularla ve şehre duyulan büyük bir hayranlıkla ayrıldık. Barcelona'da bizi Orçun ve Guillermo karşıladı. Guillermo'nun şehrin 20 km dışındaki büyük evi ve 80 km uzaklığındaki yazlık evlerinde misafir ettiler. Mesela Akdeniz'i başka bir ülkenin kıyılarından girip yüzmek ilginç bir deneyim oldu. Aynı zamanda Guillermo'nun ailesiyle tanıştık, çocuklarıyla beraber yemek yedik. Bu anlamda belki de İspanya'da bir aile kültürünün içinde vakit geçirdik. Peki Barcelona'yı gezmediniz mi? Elbette gezdik. Orçun ve Guillermo çalıştıkları için onların mesaisine biraz ayak uydurmak durumunda kaldık ki bunu şikayet etmek için söylemiyorum. Bu Barcelona'ya bir daha gitmek için bahane olabilir. Zira biz 11 ile 6 arası işte Barcelona sokaklarını dolaştık Hülya ile birlikte. Son derece sürprizli, son derece böyle ilginç bir yerdi. Anlatıldığı kadar güzel bir şehirmiş. Hani bir sokağa giriyorsun, karşına kocaman bir katedral çıkıyor. Onunla sapıyorsun, bir çarşıya geliyorsun. Mağazalar, dükkanlar, kafeler. Bir anda şehrin bir noktasında Sagrada Familia'yı görüyorsun. İki sokağa sapıyorsun, bir anda onun dibindesin falan. Böyle çok oyuncaklı, güzel bir şehirdi Barcelona. Sagrada Familia bizim görmek istediğimiz bir yerdi. Fakat işte önceden bilet almak, kuyruklara girmek falan gerekiyormuş. Üstelik pahalıydı da. Ama Guillermo'nun sayesinde biz Sagrada Familia'yı böyle protokolden ücretsiz ve özel bir rehberle gezdik ki bu da inanılmaz bir deneyim oldu. Barcelona harika bir şehir olmasına rağmen galiba Atina bizim için bir adım daha öndeydi. Çünkü az evvel dediğim gibi çocukluğumuza gitmiş gibi hissettik kendimizi. Böyle duygusal bir bağ kurduk. Bugün hala o videoları izlediğimizde finalde çalan müzik bizi biraz böyle hüzünlendiriyor. Sanki yıllardır orada yaşamışız da kökümüzden koparılmışız gibi bir his. Benim en azından hissettiğim o. Benzer bir durumu galiba Yorga amcanın gözyaşlarında da görmüştüm. O yüzden Atina'yı biraz daha ön plana koyuyorum. Orası sanki memleket gibi geldi. 10 yıl sonra ilk kez yaptığımız bu tatil Atina aktarmalı Kos uçuşuyla sona erdi. Kos'u da aslında bir yerde kendi mahallemizden sayıyoruz. Çünkü ondan sonra feribota binip Bodrum'a evine dönüyorsun. Ama biz akşamüstü geldiğimiz için feribot saatini kaçırmıştık. O sebeple bir akşam da Kos'ta kaldık. Kos Bodrum'dan günübirlik ziyaret edilebilen bir ada olsa da ki şuradan yarım saat. Benim tavsiyem
bir gece kalmalı plan yapmanız. Zira Kos'a girip çıkarken pasaport kuyruklarında aşağı yukarı 2 saat kaybediyorsunuz. Bu da ada içinde size çok kısıtlı bir zaman tanıyor. Halbuki akşam kalırsanız oranın gece hayatını da görmek, işte deniz kıyısında yemek yemek, iyi güzel lokantalarda farklı lezzetler tatmak adına tavsiyem bu olacaktır. Işık da gidiyor. İnşallah bu videoyu bitirebilirim. Bodrum'a döndüğümüz gün Hülya Almanya'dan tatil yapmak üzere Çeşme'ye gelen arkadaşının yanına gitti. Yani tatilini 3 gün daha uzattı. Vizemiz daha vardı. Birkaç günümüz daha vardı ve Hülya döndükten sonra dedik ki ya bunu değerlendirelim. Nereye gidelim? Kos'a zaten gitmiştik. Farklı bir destinasyon olsun. Leros'u seçtik. İyi ki de öyle yapmışız. Zira Leros'un sessizliği, o huzurlu ortamı bize çok iyi geldi. Zira iki şehirde de, Atina'da da, Barcelona'da günde 20-25 bin attıktan sonra ayaklarımıza kara sular inmişti. Hava çok sıcak olduğundan sadece denize girip çıktık. Başka bir şey yapmadık. Tek hareketimiz şezlongumuzu güneşe göre şemsiyenin altına döndürmekti. Onun dışında sadece bir yerde yemek yedik. Çok kısa yürüyüşler yaptık. Otelle denize girdiğimiz arasında 40-50 metre gibi bir mesafe vardı. Onun dışında da çok fazla böyle, yani dinlendik işin özü. Zaten buradan alıştığımız o müzik terörü yoktu. Hani gel seni kazıklayayım diyen işletmeciler yoktu. Böyle seni bir şeylere zorlayan insanlar yoktu. Yani huzur dolu, sessiz, sakin, güzel bir yerdi. Ve bize o 3 gün çok iyi geldi. Bir de galiba dönemle de alakalı. Bizim orada kaldığımız 3 gün boyunca adanın ana dili neredeyse Türkçeydi. Yani Leros'la birlikte yaz tatiline nokta koyduğumuzu düşünüyorduk ama öyle olmadı. 16 yıl çalıştığım Republika'dan birkaç arkadaşım bu bölgedeydi. Ya bir araya gelsek mi, buluşsak mı falan filan, bir organizasyona dönüştü ve Söğüt'te 2 gün geçirmiş olduk. Bir gün böyle rakı sofrası kurduk, bir gün teknede geçirdik. Açıkçası o eski günleri anmak, kahkahalar içinde gülerek şunu hatırlıyor musun bu komikti falan, anılarımızı yarıştırdığımız bir 2 gün oldu. Sen her ne kadar yazı bitirmeyi istesen de işte bu tip organizasyonlar durumu biraz daha uzatıyor. Çok da güzel oldu. Leros'a gitmeden hemen önce Bozcaada'dan gelen bir aramayla telefon trafiğim bayağı hızlandı. Adada tanıştığım Bahadır, bağlı bir arkadaşının ilgilendiği haberini verdi. Bir pazarlık süreci oldu. Sonra her şeyde anlaştık. Dedik ki ama biz birkaç gün olmayacağız, dönünce isterseniz yapalım ki zaten Leros'tan döndüğümüz günün sabahı daha çantalarımızı bile boşaltmadan arabaya atladığımız gibi Bozcaada'ya gittik. Orada da 2 gün kaldık. Arsamızın satışını gerçekleştirdik. Paramızı cebimize koyduk. Böylece hayatımızda yeni bir heyecanın kapısı aralandı. Zira Marmaris Selimiye'ye hayal ettiğimiz evi yaptırabilecektik. En azından başlamak için bir kaynağımız vardı. İşe hızlı giriştik. Gelir gelmez tanıdıklarımıza, dostlarımıza, bu işten anlayan arkadaşlarımıza danıştık. Zira ne ben ne Hülya ikimiz de ev inşa etmekten pek anlamıyoruz. Bu anlamda Ebru ve Seçkin bizim işleri hızlandırmamızda çok büyük katkıda bulundular. Zira onlar dedi ki madem böyle yapacaksınız şu belgeyi alın, sonra bunu halledin. Böyle bakınca tek tek belge toplamaya başladık. Sonra Ebru dedi ki isterseniz projenizi ben çizebilirim. En sıkıştık, böylece mimarımız Ebru oldu ve çalışmalara başladı. Hülya ile hayalimiz tipik bir Ege evi aslında, böyle minimal, kompakt bir şey. Son zamanlarda Bodrum'da takip ediyoruz, böyle bölgenin kimliğinden bağımsız bir tasarım, ultra modern evler falan yapılmaya başladı. Bizim istediğimiz de Selimiye'nin dokusunu bozmayacak bir şey olsun. Ama bir taraftan da ihtiyaçlarımıza bir cevap versin. Mesela havuz falan gibi bir ihtiyacımız yok. Yani bana çok büyük şımarıklık gibi geliyor. Bu kadar su fakiri bir yerde havuz istemek saçma geliyor. Ama neye ihtiyacımız var? Mesela Hülya resim yapıyor. Belki bir çalışma odası, bir atölye yapılabilir odalardan biri. Ben de bağımsız çalışabileceğim bir köşeye hayır demem. Dediğim gibi basit, minimal bir şey olması. Belki biraz da Leros'ta işte gördüğümüz evlerden esinlendik. Oradan ilham aldık diyebilirim. İşte Ebru da bu noktada hem bizim isteklerimizi, hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyor. Hem kendi tasarım bilgisini işin içine dahil ediyor. Bir taraftan da belediyenin koyduğu kurallar içerisinde kalmaya çalışıyor. Eminim çok güzel bir şey çıkacak. Yani şu an ortaya çıkan proje bu yönde, içimize sindi. Ya artık şey oluyor mu acaba? Karıncalanmaya başladı mı görüntü bilmiyorum ama ışık gittikçe gidiyor. Hava da bulutlandı. Elbette bunca iyi şey içerisinde
kötü şeyler de oldu. Buna değinmeden geçemeyeceğim ama kısa kısa geçeceğim. Mesela 2023 bir yerde de 6 Şubat depremiyle anılacak. Hatta depremleriyle iki büyük deprem yaşadı ülkemiz. 11 ilimizi etkileyen çok uzun bir Şubat yaşattı bize. Belki son bölümde işin enkaz kaldırılması aleleceliğe getirildi. Büyük ihtimal seçim arifesinde olmamız da alakalıydı. Çünkü Türkiye'nin bir gündeminde seçimdi. Nitekim Haziran ayında yapılan seçimlerde iktidar, yani Cumhurbaşkanı tekrar seçildi. Ama bu seçim sürecinin gergin geçmesi ve seçim sonuçlarının bugün bile hala tartışılıyor olması biz seçmenleri çok yordu. İnanın ben kendimi bu anlamda çok yorgun hissediyorum. Yani keşke hayatımızda bu kadar siyaset olmasa da hani hayatın tadını çıkarabilsek ama ne yazık ki artık her şey siyasi. Her attığımız adım, her söylediğimiz söz bir şekilde siyasete bağlanıyor. 2024'ten en çok dilediğim şey artık hayatımızdan siyaset birazcık çıksın. Yani biraz bizi salsınlar artık diyeyim. Her şeye rağmen 2023 kişisel olarak 2018'den sonra bana gerçekten çok iyi geldi. Yani bol bol gezdik, deneyim kazandık, anılar biriktirdik. Daha ne diyebilirim ki? Yani bir sürü macera yaşadık, yeni yerler keşfettik kendi adımıza. Yani benim için çok kıymetli bir yıl oldu. Galiba gülmeyi, gülümsemeyi, birbirimizin gözünün içine bakmayı yeniden hatırladık. Kaybolmuş neşemiz bir yerlerden çıktı geldi. Artık buna tutunmak, bırakmamak, kaybetmemek gerektiği düşünüyorum. Hala mutsuz, yaşamdan keyif almayan güzel insanların önümüzdeki yıl benim bu duyduğum duyguları yakalayacağına inanıyorum. Yeni yıl işte bu yüzden parlak bir umut barındırıyor. Bir başka video konusu olacaktı ama hadi buradan da cevaplamış olayım. Biz Hülya ile gezmeyi çok sevdik ve her yıl yaptığım bisiklet turları gibi Hülya ile gezilerimizi de gelenekselleştirmek istiyoruz. Gerçi bu sene biraz tasarruf yapmamız zor olacak gibi gözüküyor. Çünkü gelirimiz giderlerimiz kadar artmıyor ama sonuna kadar zorlayacağız. Dolayısıyla bu yıl gitmek istediğimiz yer Oslo. Bisiklet turuna gelince açıkça söyleyeyim kafamda önümüzdeki yılda şuradan şuraya gideceğim gibi bir plan yok. Genelde böyle o tur benim rüyalarıma giriyor. Dolayısıyla böyle içinde bir anlam, bir hikaye ancak öyle çıkıyor ki ben o şekilde turlar yapmayı seviyorum. Ama Barcelona'dayken ya buradan kalkıp gidebilir miyim Bodrum'a falan diye bir düşünmedim değil. Güzel olur diye hayalini kurdum. 3500 kilometre. Yaklaşık 1,5-2 aylık falan bir yolculuktan bahsediyoruz. Ama tabii benimkisi böyle bir espri olsun diye söylüyorum. Zira dediğim gibi aklımda bir bisiklet turu programı henüz yok. Tabii ki o kadar anlattım. 2024'teki hedeflerimizden biri de Selimiye'deki evin tamamlanması. Zaten bu süreç bizi biraz meşgul edecek, öyle gözüküyor. Ve bir an önce şu ruhsat çıksa da işe başlasın diye düşünüyoruz. Yani her şeyi hızlandıracağız bakalım. Ayrıca gündemimde emeklilik de var. Mart ayında başvurmuştum zaten. Fakat benim bir Bağkur borcum varmış. Dolayısıyla bu süreç içerisinde o borcumu ödedim. Şimdi tekrar SGK'ya başvuracağım ve emekli olmak için gerekli adımları atacağım. 2024 benim için bir emeklilik yılı olacak. Bugünlük diyeceklerim bu kadar. Zira hava kararıyor ve daha fazla oyalanarak iyice görüntünün bozulmasına neden olmayayım. O halde önümüzdeki yıl hepimiz için en azından böyle aydınlık, güneşli, neşeli geçsin. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yılınız güzel, neşeniz bol, sağlığınız iyi olsun. Hoşça kalın. İyi yıllar.